Efendim Haber Kritik'le tekrar karşınızdayız. Yine stüdyomuzda Şaban Sevinç var. Birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gündemin önemli başlıklarını biliyorsunuz. Afrin var. Çocuk tacizleri artı nasıl olduğu çok anlaşılamayan bir biçimde bir de zinayı getirdiler. İkisini birlikte değerlendiren bir anlayış var. Nasıl olacak onu bilmiyoruz. Malum AKP-MHP ittifakı var. İttifak mıdır, iltihak mıdır? Onun tartışması var. Bunun dışında şeker fabrikalarının satışı gündemde. 14 şeker fabrikası satılıyor. Cumhuriyet döneminden kalan ne var ne yok. Bundan önce yaptıkları gibi aynı şeyi sürdürüyorlar. Bunun dışında bir başlık daha var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MAK Ajans'ın sahibi Mehmet Ali Kulat'la bir görüşme yaptı. O görüşmeye ilişkinde MAK Ajans'ın sahibi bu görüşmeyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Ve bunun üzerinden de konuşacağız. Ben diyorum ki, Mehmet Ali Kulat'la başlayalım. Kusura bakmasın, kendisi telaffuzu yapamadım. Evet, Mehmet Ali Bey'le başlayalım. Şimdi Mehmet Ali Kulat, MAK Ajans, yani kamuoyu araştırma şirketinin başkanı, evet. Sahibi. Zaten kamuoyu da, bizi izleyenler de biliyordur ismini. Şimdi önemli şeyler yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu önümüzdeki döneme ilişkin stratejisinin ne olacağı, özellikle Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, nasıl biri olacağı konusunda hani bir belirsizlik vardı. Kemal Bey özellikle daha erken diye açıklamıyor. Hala açıklamıyor gerçi, evet. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını, ama Mehmet Ali Kulat'a çok ciddi şeyler vermiş, yani işaretler vermiş Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda. Tüzük değişikliği yapılacak, bu 8-9 Mart tarihlerinde yapılacak tüzük değişikliği konusunda bayağı ciddi bilgiler vermiş. Mehmet Ali Kulat da onu oturdu yazdı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun onay verdiği kadar bölümünü yazdı anladığım kadarıyla. Biz de malum biraz önce, evet, Mehmet Ali Kulat'la ayrıca telefonla konuştuk. Uzun bir konuşma yaptık, sohbet yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmelere ilişkin. Ne derler, ser verdi, sır vermedi ama biraz bir şeyler öğrendik herhalde, değil mi? Yani bence öğrendik gibi geliyor. Bayağı ilgi çekici şeyler, evet, var. Şimdi mesela tüzük değişikliklerinde, bu arada Mehmet Ali Kulat'ın yazısı da elimde, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ön seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylıklarının belirlenmesinde ön seçimi kaldırmayı düşündüğünü, hı-hı, yazmış. Ki onun şeyi de, gerekçesi de galiba bu 2019 seçimlerine yönelik olarak Saadet Partisi ile filan, Saadet Partisi, belki İyi Parti, belki başka partilerle yapmayı planladıkları, belki ittifak, hani AKP-MHP Büyük Birlik Partisi ittifakına benzer bir hayır cephesi ittifakına yönelik bir tüzükte bir düzenleme ihtiyacı herhalde. Yani ön seçimle belirlenmesin milletvekili adayları, Merkez Yönetim Kurulu'yla, yani genel merkezin yapacağı listeyle belirlensin. Dolayısıyla hani eğer ittifak yapılırsa 2019 seçimlerine yönelik bu hayırcı partilerle, hani eli rahat olsun genel başkanın anlamında bir şeyi de var, bu ön seçimi kaldırmanın, evet, bir dayanağı da, bir gerekçesi de var. Mesela o çok çarpıcı. İkinci çarpıcı bence şey, İlhan Kesici konusu. İlhan Kesici'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı hani kulislerde konuşuluyordu. İlhan Bey de, evet, Sayın Kesici de hani o yönde böyle üstü örtülü mesajlar veriyordu. Hatta en son pazartesi günü, pazartesi günü Kübra Para, evet, Habertürk Gazetesi'nden Kübra Para bir röportaj verdi. İlhan Kesici dedi ki orada, ben Cumhurbaşkanı adayı, benim Cumhurbaşkanı adayım Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması lazım genel başkan olarak. Benim adayım o. Ama o olmazsa bana da hani sen adayımız ol diye Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinden de olmak üzere şeyler geliyor. Bana da hani talepler geliyor. Sen adayımız ol, sen adayımız ol diye. Aday değilim demiyorum ama benim adayım Sayın Kılıçdaroğlu. İşte daha 1,5 sene var, çok şey değişebilir filan. Ya bu şeydi, hani bir nevi
ben adayım. Hani top ayağıma gelirse, parti isterse, Sayın Kılıçdaroğlu isterse, önerirse ben adaylığı kabul ederim anlamında bir hani kendisinin böyle üstü örtülü bir deklarasyonuydu. O Kübra Apar'la İlhan Kesici'nin yaptığı röportajda. Hı hı. Şimdi ama mesela Mehmet Ali Kulat'ın yazısından öğreniyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında İlhan Kesici'nin adaylığı yok. Evet. Böyle bir netleşme gibi yani bugün itibariyle. Yani en azından evet bugün itibariyle. Bugün itibariyle öyle bir netleşme var. Bir adım daha ötesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı büyük ihtimalle %85-90 ihtimalle kim? Yılmaz Büyükerşen. Yılmaz Büyükerşen. Ama Yılmaz Büyükerşen net değil, değerlendiriliyor ama hani en kuvvetli ihtimal gibi. İkinci ihtimal Haluk Koç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç. Üçüncü ihtimal Bülent Tezcan. Yani Mehmet Ali Kulat'ın Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığı uzun iki sohbet, bir İstanbul Kongresi'nden sonra bir de Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı'ndan sonra. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu iki kez sohbet yapmış, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gelmiş, görüşmüş. Sayın evet. Kılıçdaroğlu'yla işte siyasi durumu değerlendirmişler, partiyle ilgili bir takım işte analizler yapmışlar. Oradan Mehmet Ali Kulat'ın edindiği kanaat işte... Yani edindiği izlenimler. Edindiği izlenimler. Bunları Kılıçdaroğlu'na mal etmek gerekiyor mu bilmiyorum ama edindiği izlenimler. Edindiği izlenimler ama şimdi net yaz. Mesela ön seçim kalkıyor evet. diye net yazmış. Bugün itibariyle böyle. Evet bugün itibariyle böyle. Ya yani Kılıçdaroğlu ön seçimi kaldırmak istiyor. Bunu gayet net yazmış Kulat. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici olmayacak. Bunu da evet, net. Çok net yazmış. Cumhuriyet Halk Partili biri olacak diyor. Şimdi o ifadeyi bulmaya çalışıyorum da. Kim olacağını da bana söyledi ama diyor. Sen ver ben bulayım onu. Kim olacağını da bana söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Bu da kendisi aday olmayacak. Yani evet. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday değil. Bunu Mehmet Ali Kulat'a söylemiş demek ki bu netlikte yazdığına göre. Gönlünden geçen ismi bana ifade etti. Ama izni olmadan ifade etmem doğru değil diyor. Evet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Mehmet Ali Kulat'a kimi Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğini söylemiş. Ama Mehmet Ali Kulat burada yazmıyor. Yani izni olmadan yazmayayım. Doğru olmaz demiş. Ancak hemen belirteyim ki bu isim İlhan Kesici değil. Evet. Böylece İlhan Kesici'nin olası adaylığı düşmüş bugün itibariyle gündemden çıkmış görünüyor. Parti dışında özellikle asker ya da yargı kökenli birileri de en azından CHP Genel Başkanı'ndan boş yere işaret beklemesinler. Kemal Bey'in adayı CHP'li olacak. Evet. Yani buradan seçenekler belli zaten ya da ismi geçenler belli. İsme de dökmek istemiyorum. Yargı mensubu ya da eski asker olmayacak diyor Sayın Genel Başkan bu görüşmede. Evet. Yani hani mesela İlker Başbuğ olabilir mi gibi hani asker deyince hani akıllara ilk o geliyor. Onun da olamayacağını CHP Genel Başkanı'nın kafasında bir emekli asker ya da bir emekli yargı mensubu yok diyor Mehmet Ali Kulat. Ama tekrar altına çizelim. Bunlar hep bugüne ilişkin değerlendirmeler. Bugüne ilişkin önümüzde daha 1,5 yıl var. Siyasette ne olacağını bilemeyiz tabii ki. Ama bugüne ilişkin değerlendirmeler bunlar. Bugüne ilişkin ve direkt Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi değil. Onu da belirtelim. Mehmet Ali Kulat'ın Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığı işte uzun görüşme sonrası ondan edindiği izlenimler ve bilgiler. Bazıları bilgi, bazıları izlenim. Kanaat. Evet. Kanaat. Ama Yılmaz Büyükerşen'in olma ihtimalini yazıda yazmıyor galiba. Evet, onu telefonla ifade etti. Onu telefonla
yaptığımız görüşmede tahmini olarak söyledi. Ama Haluk Koç'un da ciddi bir aday adayı olduğunu biliyoruz diyelim, değil mi? Doğru. Biliyoruz Sayın Kırsal'ın kafasında. Başka önemli ne var? Evet, başka önemli bunlar. Zaten şey, Sayın Mehmet Ali Kulat'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı şeyi bu ve önemli bilgiler içeren yazısını merak eden, yani tümünü merak eden izleyicilerimiz halktv.com.tr'den yazıyı okuyabilirler. Halktv.com.tr'de yazı var. Mehmet Ali Kulat'ın yazısı var. Evet, İsmail, yani satır başları bunlar. Ama önemli şeyler. Oldukça evet. Önemli bilgiler. Bu arada yazım devamı. Bu arada hani Sayın Kılıçdaroğlu ön seçim biraz bu tüzük değişikliği falan biraz milletvekilleri arasında hani bir homurdanma yarattı falan ama şimdi 2 Mart'ta evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubu ve parti meclisi üyeleriyle bir toplantı yapılacak, bir tüzük toplantısı yapılacak. Orada Sayın Kılıçdaroğlu da herhalde olası yapmayı planladıkları tüzük değişikliklerini orada şey yapacaklar herhalde, müzakere tabii. Edecekler ya da Sayın Kılıçdaroğlu şey yapacak, anlatacak herhalde. Ama yani milletvekilleri açısından milletvekillerinin ne baktığımızda bu tüzük deki yapılacak değişiklikte ön seçimin kaldırılma ihtimali sıkıntı yaratmış gözüküyor. Sadece milletvekilleri açısından da konuşmamak lazım. Örgütte de bir sıkıntının yarattığını biliyoruz muhtemelen. Ha, Sayın Kılıçdaroğlu bunu da bugün düşünüyor. Belki o sürece girildiğinde daha farklı bir karar da verebilir. Evet, onu da bilmiyoruz. Yani, tabii duruma göre. Anlık değerlendirmeler bunlar. Bunlar şu an evet. İtibariyle. Hep altını çizme ihtiyacı duyuyorum. Yani siyasettir bu. 24 saatte çok şey değişir. Sadece bugüne ilişkin değerlendirmeler bunlar. Evet. Başka paylaşacağım bir şey var mı oradan? Başka paylaşacağım bir şey yok. Yani bu kadar yeter diyelim. Öbürleri de bize kalsın. Şöyle katlayayım cebime koyayım bunu. Başka bilgiler de var. Var başka bilgiler de var elbette ama şu an için paylaşılabilecek bilgiler bunlardı. Evet. Daha sonrasına bakarız. Şimdi bu konuyla ilgili başka bir şey kalmadı galiba. Mehmet Ali Kulat'la ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeleri hem bilgileri hem de o izlerimleri paylaştık evet. İzleyicilerimizle biz. Peki, şimdi geçiyoruz şeker fabrikalarına. Evet, şeker fabrikaları evet, çok... Gerçekten çok önemli bir konu. Yürek yaralayıcı biraz da değil mi İsmail? Yani şeker yaralasa iyi olayı. Parça parça ediyor. Parça parça ediyor. İnsanın böyle gerçekten içine böyle bir hüzün veriyor. Yani gerçekten bu sadece manevi olarak düşünmemek lazım. Tamam, Cumhuriyet'in eseridir o fabrikalar 1933'te 36'lara kadar giden geçmişleri, temelleri vardır. Ama sadece işin manevi boyutu yok ortada. Tabii, İşin bir de çok ciddi sağlık boyutu var. Çok ciddi maddi boyutu var. Sağlık boyutu var. İsmail bir şey var yani bir sosyolojisi de var ya. Yani şeker fabrikaları dediğin zaman işte 14 tane varmış Türkiye'de. Yok 20 tane var ve 14'ünü satıyorlar. 14'ü satılıyor. 14'ünü satıyor. 6 tane yani, daha sonra satarlar. Şimdi bak nerelerde yani, coğrafyamıza Anadolu'ya böyle yayılmış. Evet. Bu ne demek yani? Evet. Köylüsünden işte işçisine kadar. Ülkeyi kuran irade bunu yaymış. Evet, yaymış. Bir ekonomi yaratmış. Yaratıyor. Köylü pancar ekerek işte oradan şeyini kazanıyor, ekmeğini kazanıyor. Bir ekonomi üretiyor. O pancarı işte alıp fabrikaya götürenlerin ekonomisi var. Fabrikada çalışan işçilerin var. Fabrikadan çıkan işte ürünün, şekerin bir ekonomisi var. Sonra o şekerin bir sağlığı var değil mi? Doğru. Tüketiyoruz o şekeri. Sağlıklı bir şekilde tüketiyoruz. Ama şimdi bunlar kapatıldığı zaman... İşte o Amerikan şirketlerinin GDO'lu şekerlerine, işte insanları hani kanser hastalığına kadar götüren GDO'lu şekerlerine muhtaç hale geleceğiz. Yani hakikaten şey bir durum. Şu bir tarafta sağlığa dönük harcamalar yapılırken, insanların sağlıklı yaşaması için her türlü önlem alınırken ya da önlem alınmaya çalışılırken bir tarafta bir yatırım yapılıyor. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanı aman millet sigara içmesin diye herkesin cebinden para toplarken, paketi toplarken evet.
Yani bu fabrikaların kapatılıp yerine farklı bir sentetik şekerin ülkeye sokulması kansere doğrudan davetiyedir. Sağlıklarken bunu kastediyorum aynı yani zamanda. Sigara paketlerini toplayarak Sayın Cumhurbaşkanı hani hatta hani tabancayla hani şimdi bir benzetme yapmaya çalışıyorum. Evet. Tabancayla işte cinayet işlenmesini önlüyor ama bu sentetik şekere evet. pazar açarak kitlesel imhaların önü açılıyor bir nevi değil mi? Yani, aynen öyle. Yani kitlesel imhalar, kitlesel yani kitlesel imha demek bozuklar. Doğru değil ama yani kitlesel bir sağlık problemini i̇şte, ne davetiyedir. Yani sigara evet. sağlığa zararlı. Zararlı. Paket, onu yasaklıyoruz. Evet. Onu yasaklıyoruz ama şekeri sentetik şekeri evet. önünü açarak işte bebeğinden yaşlısına kadar, orta evet. yaşına kadar Amerikan ekonomisine katkıda bulunarak Amerikan sermayesine sermaye katmak. Sağlıksızlaştırıyoruz. Evet. Yani nereden bakarsan bak sen bir şey söylüyordun. Ben şeker fabrikaları bak şimdi şey Anadolu'daki dağılımına bak İsmail. Yani satılacak olan 14 şeker fabrikası Niğde, Çorum, Kırşehir, Yozgat, İç Anadolu burası. Hı. Şimdi geçiyoruz şeye Doğu Anadolu, Erzincan, Erzurum, İç Anadolu'ya dönüyoruz. Konya, Kastamonu, Tokat, Afyon, Kırklareli, Burdur, Elazığ, Muş. Yani böyle evet. Türkiye'nin hakikaten dört bir yanına coğrafyamıza yayılmış ve her biri kendi bölgesinde müthiş bir hani köylüsünden fabrikasındaki işçisine kadar olağanüstü bir ekonomi yaratan, kendi düzenini kuran, kendi ekonomik düzenini, kendi üretim düzenini, şeklini oluşturan bir şey fabrika bunlar. Hani fabrika deyip geçmeyelim yani. O fabrika orada olduğu için binlerce çiftçi şeker pancarı ekiyor. Bu fabrikaları satan AKP iktidarı 15 yıldır atölye kurmadı. Evet. Yani buldukları fabrikaları satıyorlar ama senin de dediğin çok doğru. Şimdi bu fabrikaların coğrafi olarak dağılımına baktığında sanayinin o kurucu irade, o beğenmedikleri ülkeyi kuran irade sanayileşmeyi sadece şeker fabrikalarının üzerinden bile düşünürsek nasıl o bu coğrafyaya yaydığını çok net ortaya koyuyor. Bu fabrikaların sadece yerlerine, illerine bakarak bunu söylemek çok mümkün. Ama şimdi bütün bunlar satılacak. Bunlar birer fabrikadır. Üreten bir değerdir. O değer eba edilecek. Bunun yerine AKP iktidarı bugüne kadar biraz önce de söyledim. Atölye bile koymamış yerine. Atölye bile yok. Ne yapmış? Şu tesisi yaptım diye bir üretime katkı koyacak bir şey. Şunu yap. Efendim Boğaz Köprüsü yaptık, işte yol yaptık, bent yaptık bilmem ne. Tamam elbette yapacaksın ayrıca. Ha yaptın da ne oldu? Geçmediğim köprünün parasını veriyorum. Evet. Geçmediğim köprünün parasını veriyorum. Yani bir üretim tesisi kurarsan eğer oradan para kazanır bu millet. Ben geçmediğim köprünün parasını veriyorum. Yani para kazanmıyorum. Katma değer yaratmıyor bana. Ekonomiye yük. Evet, bana da ülkenin genel geçmeyen köprüye para veriyorsun. İşte yakında hastane yapacaklar. Şehir hastaneleri hasta garantili yapıyorlar. Hasta garantili. Evet. Adama diyecek sana ki, diyor ki işte, ayda şu ayda, kadar 10 bin hasta. Ya hastalanmadı. Olsun ben diyor ödeyeceğim onun farkını. 10 bin hasta parası. 7 bin hasta geldi. 3 bin de ben ödeyeceğim diyor. 3 bin hasta parası. Yani böyle bir anlayışla ekonomiyi götürmeye çalışıyorlar. Dün Sayın Başbakan söyledi. Bugün Sayın Zeybekçi söyledi. Enflasyonda başarılı olamıyoruz diye. Hı hı. Efendim ekonomi büyüdü ama enflasyon da büyüdü. Ve böyle bir muhabbet var ortada. Ama buldukları her şeyi satıyorlar ve satmaya da devam edecekler. Şimdi Temel Karamollaoğlu dün muhteşem tweetler attı. Muhteşem, evet. Gerçekten. Muhteşem. Gerçekten. Benim aklımdaydı, sen oku, evet. Muhteşem tweetler attı. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bu şeker fabrikalarının satılmasıyla ilgili. Ya bu kadar güzel ifade edilebilir. Özbey görebilirse kamera. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun mesela tweetlerinden birisi. Zaten en çok ilgi çeken de bu oldu. Evet. Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bu arkadaşlar dedi AKP'liler. Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Bir Kızılderili deyişiyle evet. diyor.
Ve bu da çok ilgi çekti. 7972 beğeni almış. Ya bu ya çok, gerçekten çok güzel bir tweet ama. Çok güzel bir tweet. Çok güzeldi, evet. Evet. Yani son yani, aylarda gerçekten yazılmış en güzel tweet. Temel Karamollaoğlu'na şeker fabrikalarıyla ilgili. 7972 beğeni almış, 3820 retweet almış. Sen de beğenmişsin galiba. Ben de beğendim. Ha. Evet. Onu da Emrah fark etmiş, söylüyor. Şaban Bey de beğenmiş diyor. Arttı. 7977 oldu. 7978 artıyor. Bir sözü daha var Sayın Genel Başkanın Karamollaoğlu'nun. O da diyor ki ABD'ye diyor Osmanlı tokatı atmak üzere yola çıktık diyor. Merkel'den Alman terliği yedik diyor. Deniz Yücel muhabbeti üzerine gerçekten bir de hani siyasetim değildir. Yani oy verdiğim bir parti değildir. Ama şu son süreçte gerçekten çok doğru yerde durup doğru tespitlerde bulunan bir siyasi parti genel başkanıdır Temel Karamollaoğlu. Gerçekten öyle. Bak bir tweet daha İsmail. Yani milli bir duruş sergilemiştir. Aynen. Bu süreçte. Bir tweet daha. Biz sigara içilmesine şiddetle karşıyız. Temel Bey başka bir tweet. Tütüne geliyor, evet. Ama burada kastettiğimiz üretim. Hı hı. Eskiden Bitlis sigarası vardı, Samsun sigarası vardı, Bafra sigarası vardı. Şimdi sadece Amerikan markaları var, Amerikan sigaraları var. Çünkü fabrikalarımızı yine sattık, kapattık, bir şeyler yaptık ve tütün üreticisi perişan edildi. Peki bunları niçin satıyorlar? Yani bu sigara fabrikalarını sattılar, şimdi niye pancar fabrikalarını satıyorlar? Daha fazla pancar ekilsin, daha fazla şeker üretilsin diye mi? Fabrikaları yenileyip ülke ekonomisine daha fazla katkısı olsun diye mi? Hayır. Bunların özelleştirilmesinin tek bir sebebi var. Rant. Bu kadar değil. Çok, çok net. Yani tek kelime. Rant. Çok. Tek kelime. Miras yedi evlat gibi milli görüşün yaptığı fabrikaları teker teker elden çıkarıyor. Bilindiği gibi Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Burdur, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat ve Muş şeker fabrikaları satılacak. Doğru. Evet. Son süreçte de zaten bu şeker fabrikalarının satılacağına ilişkin ilk haberi yapan Milli Gazete'dir. Onu da söyleyelim burada. Hani Yiğit'i hakkında gündeme teslim getirdim. Etmemiz evet, lazım. Evet. Milli Gazete müthiş bir gazetecilik yapıyor gerçekten. Buradan da Kargil dosyasına, Kargil bir rapor yazdı. İlahi bir tesadüf, Kargil'in raporunun hemen ardından şeker fabrikalarının satışı tekrar gündeme geldi. Evet. Kargil Amerika'nın en büyük ailelerinden birisidir. Nasıl bir ilişki varsa. Yani ben buna ilahi tesadüf diyorum. İlahi evet. Tesadüf. Kargil bir rapor yazdı. O rapor gündeme düştü. Düşer düşmez de biz tekrar ayağa kalktık bu fabrikalarımızı satıyorum diye. Tesadüf başka bir şey aramıyorum altında. Bak bir tespit daha var Temel Karamollaoğlu'nun. Şimdi hani fabrika kapattık ya da sattık. Evet. Yanlış politikalar yüzünden zaten köyler boşaldı. Hı hı. Tarımla geçinen ilçeler boşaldı. Şimdi bu fabrikaları satarsanız, bu 14 şeker fabrikasını, Anadolu'daki şehirler boşalacak. Şunu unutmayın, sınırı asker korur, toprağı insan korur. İnsanları topraksızlaştırıyor, toprağı da insansızlaştırıyorsunuz. Evet, gerçekten Temel Bey bu süreçte yani iyi bir politika. Atmış. Ben şimdi yayın bitince arayacağım, bir arkadaş arıyor beni. Evet, yayında olduğumuzu bilmiyor herhalde. Şimdi geçelim ittifaka. Bir ittifak olayı var. 26 maddelik de bir yasa teklifini, siyasi partiler kanununda değişiklik yapan yasa teklifini dün saat 15'te verdiler. Ve bunun üzerine de AKP ve MHP sözcüleri birer açıklama yaptı. Bu ittifakla ilişkin maddeleri kamuoyuyla paylaştılar. Oldukça kritik, önemli maddeler var burada. Şimdi öncelikle sorayım, nasıl değerlendirdin bu ittifak, AKP-MHP ittifakını? Oy pusulaları bile hazır. Oy pusulaları bile hazır, yani nasıl olacağını. Emrah, o görüntü var değil mi?
Ha, yani oy pusulasının bile nasıl olduğunu şey yapmışlar. Şimdi bir bakalım şeklinde. Oy pusulası şeyde mi var? Yasa teklifinde mi var? Hayır hayır. Yani daha sonradan düştü. Ha, daha sonra yani böyle olacak. Ha, tarif var. Önerdiler. Evet, Üder Emre. İşte. Şimdi ha, ittifak evet. Ünvanı. Buradaki ünvan iki parti belli. İşte ne, Cumhur. Cumhur İttifakı evet, dediler. Cumhur İttifakı. Adını koydular ya. AKP, MHP. Evet. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Logo A Partisi, B Partisi demiş ama işte oraya AKP, MHP diye yazılacak. Evet. İşte diğer partiler de böyle dizilip gidecek. Ama farklı partilerin farklı ittifakların da önü açılıyor bu arada. Hı hı. Farklı partiler eğer ittifak yaparlarsa mesela diyelim ki AB diye yazmış onları. C, D, E diye devam edelim. Onlar da üçlü bir ittifak yapsınlar. Yine o üçünün üstüne ittifak ünvanı diye yazılacak. Partilerin isimleri ve logoları konulacak. Ve bunların arasında herhangi mesela şu kırmızıyla işaretlenmiş ya. Evet. Herhangi bir alana sen mühürü vurursan geçer sayılmayacak. Hani eskiden çerçeveyi taştı da açtı da vesaire evet. diye bir şey olmayacak. Tamam. Yani o şeyden, o daireden taşarsa da mühür, önemli değil. Oy geçerli evet. olacak. Orada yasa önerilerinde belirtiyorlar. Evet, önemli değil. Dolayısıyla geçerli olacak. Ha neden A Partisi, B Partisi diye yazmışlar? Onu da işte her parti kendine ne kadar oy çıktığını görüp. İşte Bahçeli'nin görüp, talebi. Sayın Bahçeli'nin talebi. Evet. Değil mi? İttifak yapalım ama her partinin oyu da belli olsun. Özbey tepeye vurursa ne olacak? Ya vurmaz herhalde tepeye ya. Tepeye vurursa da diyelim ki tepeye vurdu. Onun tabii ben bu yani, ittifaka, Cumhur İttifakı'na oy verdim dedi. Vurdu tepeye değil mi? O geçerli mi? Hani yoksa o taşma, oy pusula, şey yani mührün taşması sadece o dairelerle mi ilgili? Yoksa hakikaten Özbey ya bilmiyorum gibi, onu tepeye vurursa. O kısmı ben çalışmadım ama bunların da çalıştığını zannetmiyorum. Gene bizim vatandaş gider tepeye vurur. O oyu geçersiz kılar. Kimin işine yarıyorsa. Sandık başkanına diyecek ki ya bak işte ittifakın ünvanı ikisine birden Tatepe'ye vurmuş. Cumhur İttifakı'nı onaylamış adam. Niye geçer sayın ki diyecek. Tamam sandık başkanlarına yetki veriliyor. Tabii yetki veriliyor çünkü sandık başkanlarına. Sandık başkanlarına yetki verilecek. Adam diyecek ki yani Cumhur İttifakı'na vurmuş mühürü. Sana ne bana ne deyip geçerli sayabilirler. Emin değilim Cumhur İttifakı'nın üzerine vurulunca. İşte tablo bu. Ne düşünüyorsun? Ne okuyorsun? Ha yok yok onu şimdi şey yani ama ona rağmen bu AKP-MHP ittifak anlaşması tamam ama hala 51'i bulamıyorlar İsmail. O hani bütün araştırmacılar da söylüyor. Onun için şimdi Büyük Birlik Partisi'nde Büyük Birlik Partisi zaten şey katılmak istiyor zaten. Onunla ilgili de herhalde bir şeyler var. Onu da katacaklar ama ona da öyle bir sütun verecekler mi? Yoksa Büyük Birlik Partisi'ne diyecekler kardeşim sana da ayrı bir sütun açamayız. Birimiz AKP'yiz, birimiz MHP'yiz. Koca koca partileriz hani. Şimdi sana da bir üçüncü bir sütun açamayız. Sen de arada kayna. İstifa et gel katıl bize bizim listelerden aday ol. Gibi bir şey söyleyebilirler. Gibi bir şeye gidebilir. Ama gene 51'i bulamıyorlar. Tabii muhalefetin hani muhalefet derken o hayır bloğu %49,5 YSK kararına göre. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'na göre de 51,2. Evet. Değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu 51.2 ile kazandı. 51.2 ile kazandı referandumu ama YSK'da yani numara döndü diyor. Numara döndü anlamında bir şeyler söylemişti. Şimdi o it bölüm yani o şey ne yapacak? O blok ne yapacak? O bloğun davranışları hani bu AKP-MHP ittifakının AKP-MHP ve BBP ittifakının 51'i bulup bulamayacağını hani etkileyecek. Değil mi? En önemli faktör tabii ki, o. Tabii ki. Tam da bu noktada hani Meral Akşener'in dün de konuştuk. O Yeni Çağ Gazetesi'ne önceki gün verdiği şey hani sevimsiz demek. Şık olmayan, zarif olmayan, siyasetin gerçekleriyle de örtüşmeyen. Efendim sağ seçmen CHP'nin adayına oy vermez. Dolayısıyla elleri mahkum anlamında CHP seçmenleri bana verecekler oylarını anlamında. İşte Tayyip Erdoğan %50 bir blok şu anda %50 de benim. Tayyip Bey'le işte Akşener olarak varız bu yarışta. Hani burun burunayız. Evet. Anlamında bir açıklaması vardı. Bu tabii o hayır bloğunu şey yapan örseleyen söylem. Onun enerjisini düşüren AKP'nin işine gelen Sayın Cumhurbaşkanı'na yarayan bir şey, Akşener söylemi. Tabii Akşener onu mu kastetti bilemiyoruz ama
Hani muhtemelen amacını benim açmış gözüm, bir öyle bir söz. Sonuç. Ben öyle değerlendirmek istiyorum. Yani çok önünü arkasını düşünmeden o kürsü heyecanı ile edilmiş bir söz olduğuna inanmak istiyorum ya da öyle düşünmek istiyorum ben bunu. Aksi hakikaten gerçekten çok sevimsiz ve CHP'li seçmende kendisinden hani diyelim o noktaya gelindi. Hani diyelim onu siyasettir bu olabilir kaldılar. O noktada CHP seçmeni de kendisinden uzaklaştıran, irte eden bir söylemdir. Yani mesela şimdi evet. Mesela şimdi hani olmaz da diyelim ki oldu işte ikinci turda Tayyip Bey'le Akşener kaldı. Şimdi CHP seçmeni bu lafı söylemiş hani bizim sağ seçmen CHP adayına oy vermez. İşte CHP'ye yönelik işte doğru ya da yanlış işte algılar geçmişte, nedeniyle, algılar. Geçmişteki algılar nedeniyle filan. İşte bu lafı etmiş bir Akşener'e CHP seçmeni ikinci turda diyelim ki hani kalırsa nasıl oy verir mesela? Ben olsam vermem. Yani mesela. İçe sinen bir şey muhtemelen ne söylediğini ya da ne söylemek istediğini açıklayacaktır. Bilmiyorum ama ben buna inanmak istiyorum. Yani işte dediğim gibi o kürsü heyecanıyla önün arkasını çok düşünmeden edilmiş bir söz olduğunu düşünmek istiyorum. Bunu. Bir kaza diyorsun. Evet, bir kaza, yol kazası diyelim. Bu akşam Meral Akşener'in Ankara'da bir Meral Akşener'li bir davet var. Bir Kemal Baytaş'ın evinde. Oraya ben de gideceğim. Ben de davetliyim. Orada bunu hani fırsat olursa Meral Hanım'a soracağım. Sonra yarın anlatırız burada. Ha, iyi olur. Yarın ne? Meral Cuma. Tamam. Yarın Cuma. Evet. Yarınki kulis bilgisi senden o zaman. Tamam. Alabilirsek. İyi al artık canım. Alamıyorsan ben küstüm de döndüm. Peki, ittifak konusunda da CHP'nin, Özgür Özel'in daha doğrusu bir ifadesi var. Bu bir ittifak değil diyor, iltihaktır diyor. Koalisyonların dönemi açılmıştır. Onu bu netlikte söylemedi ama bu da benim ve birçok kişinin değerlendirmesi. Koalisyonlar, zaten. Koalisyon dönemi bitmişti hani. Hani çok kötüydü. Hani çok kötüydü. Hani tukakaydı. Şimdi peşin koalisyon yapıyorsunuz diyor. Ya, seçim kanununa koydular koalisyonu. Evet. Yani üstelik hani o zaman bir seçim olurdu. Her parti kendi başına girerdi. Sonuçta derdi ki ya bu işte ben bu kadar aldım. Sen ne kadar aldın? Hadi gel bir bakalım. Hani tabloda şu siyasi tabloda bir birliktelik yapabilir miyim? Bir koalisyon diye bir demokrasinin kurallarının işlediği bir vaziyet vardı ortada. Evet. Koalisyon döneminde. Şeffaf, çok daha evet. Şeffaf. Çok daha ahlaklı bir ilişkiyle kuruluyordu. Şimdi seçim öncesi koalisyon var. Ve bu koalisyonu da kanla koyarak yapıyorsun bunu. Hani kötüydü? Hani bu millet ne çektiyse koalisyon hükümetleri yüzünden çekmişti. Aldatıldık. Hayır bu sefer kim aldatıldık? Meğer koalisyonlar iyiymiş. Beni aldattılar eskiden. Ne güzel uzlaşmalıymış. İşte biz biraz taviz veriyoruz, onlar biraz taviz veriyor. Sonra memleketin doğruları etrafında buluşuyoruz falan diye bunu da çok güzel pazarlarlar. Merak etme İsmail'cim. Şunu umuyorum. O kadar çok şeyi eleştirdiler ve o kadar çok eleştirdikleri şeyi dönüp yaptılar ki, tekrar ona sarıldılar ki, bunu alt alta yazsak bu programın süresi falan yetmez. Konuşmaya başlasak. Tukaka deyip de sarılıp ya iyiymiş dedikleri. Yani şöyle bir noktaya geliyorum. Hani laiklikle çok ciddi sorunları var ya, ya bu laiklik iyi bir sistem deyip yarın meydanlarda bağırırlarsa şaşırma. CHP'ye karşı laikliği savunuyormuş mesela. Bu CHP'nin yüzünden bu laikliği falan filan derlerse de hakikaten şaşırma. CHP laikliği zedeliyor işte biz laikliği koruyacağız. En büyük Türk Atatürk. Yani muhtemelen her şeyi yapsalar da savunmayacakları tek ilke laikliktir. İşin ironik tarafındayım ben. Şimdi bak Sözcü Gazetesi'nde ilginç bir haber var. Şimdi gördüm. Ben bugün gazetelere bakamamıştım. Deniz Yücel'in uçağı tahliyesinden 2 gün önce kiralanmış. Dün Alman basının iddiasıydı. Mustafa Balbay da bunu mecliste bakana sordu. Ne dedi bakan? Hı? Bakan bir şey demedi. Hangi bakana sordu? Ya işte orada yerinde konuşuyorlar ya. Yani konuşuyorlar nöbetçi bakan. Evet, nöbetçi bakana, o komisyondaki bakana sordu. Bakanın cevabı yok. Şimdi çok enteresan bir şey bu. Yani bu eğer bu doğruysa hani bizde yargı bağımsız, yargı karar verir ve hepsi hikaye, hepsi hikaye. Meğer başbakan o zaman Almanya'ya gitmeden önce
tahliye kararı verilmiş. Yani hükümet hani tahliye kararını vermiş diyelim. Her mahkeme bir her duruşma bir tahliye umududur demişti. Dediği anda zaten uçak kiralanmış. İşte öyle mi? Tahliyesi zaten hayır, şu bu haberden tamam. Onu anlıyoruz. Yani Alman basının iddiası. Evet. Diyelim. Yalanlayan da olmadı bugüne kadar. Deniz Yücel İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Almanya'ya dönmedi. Cezaevindeyken evlendi. Dilek Mayatürk Yücel ile balayına çıktı. Bu ne ya? Balayına mı gitmişler? Yani gitmişler. Türk asıllı Alman gazetesi Deniz Yücel'in serbest bırakılmasıyla ilgili yeni detaylar çıktı. Almanya'nın Yücel'i Türkiye'den çıkaran uçağı tahliyeden 2 gün önce 14 Şubat'ta kiraladığı açıklandı. Açıklandı diyor. Açıklandıysa bilgi. Bir bakalım. Resmi açıklama. Kim açıklamış? Devamı 13'te. 13'ün sayfayı bulursam. İsmail, bulacağım sen... Ben umutluyum senden. Sen biraz... Senden umutluyum. Sen biraz izleyicileri oyalan. Buldun mu? Buldum. DPA Almanya'nın resmi ajansı mı? Biraz çevir, biraz çevir, görmüyoruz Bey. Alman haber ajansı DPA. Türkiye'de... Düştü gazete. Dur. Emrah dur. Katlayacağım. Çünkü önemli haber bu. Tamam. Alman haber ajansı DPA, Türkiye'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen cuma günü tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılışına dair ayrıntıları aktardı. Ajansa göre tahliyeden 2 gün önce ülkesinde tatilde olan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu George Birgelen'e acil bir mesaj iletildi. Alman Dışişleri Birgelen'e Yücel'le ilgili gelişme olduğunu aktardı ve İstanbul'a dönmesini istedi. Aynı gün Yücel'in Almanya'ya gitmesi için özel bir uçak ayarlandı. 16 Şubat'taki tahliye sonrası Yücel koruma altında Beşiktaş'taki evine uğradı. Buradan birkaç parça eşyası ve kedisini alan Yücel özel uçağa binerek Türkiye'den ayrıldı. Berlin'e uğrayan uçaktan diplomatlar indi. Yücel ve cezaevinde evlendiği eşi ise balayı için Almanya dışında güneyde güneşli bir bölgeye gitti. Alman hükümeti balayına göndermiş. Yücel'i ama vay be, enteresan İsmail ya. Bu tahliyeden 2 gün önce uçak kiralandıysa hakikaten çok şey yani. Ondan sonra Almanya'ya dönüp de nasıl bizde bağımsız yargı var diyoruz. İşte ondan sonra Temel Karamollaoğlu'na geliyoruz. ABD'ye Osman tokat atacakken Merkel'den Alman terliği yedik diyor ya işte. Evet, terlik sana. Bu olaymış demek. Ha, bu arada Deniz Yücel'in şeyi, evet. Görebilecek misin? Evet, geliyor. Hadi gelsin de ben de merak ettim. Evet. Balayı sıcak fotoğraf bu Deniz Yücel eşiyle. Dönmüyor mu senin telefonun? Ya dönüyor da döndürürsem telefonu düşüreceğim. Ha. İşte bu. Tamam. Tamam. Tamam, gerek kalmadı. Ben montajdan gönderin demiştim de. Şöyle daha büyük gösterebiliriz. Sıcak fotoğraf mı diyor başlığı? Sıcak sıcak fotoğraf. Yani yeni biraz yani önce yeni bir saat önce yani, eşi hesabından paylaşmış. Şey mi? Deniz Yücel'in eşi paylaşmış hanımefendi. Öyle mi? Şimdi tabii soğuk kış mevsimindeyiz tabii. Tatilde neredelerse üzerlerinde evet, şey var, montlar yani, var. Evet. Parkalar var. Evet yani. Evet. Evet, mutluluklar diyelim biz de bu arada. Cezaevindeyken evlendiği eşiyle cezaevinden çıkar çıkmaz balayına gitmiş Deniz Yücel eşiyle birlikte. Mutluluklar diliyoruz. Ama ondan sonra da yargı bağımsızdır vesaire diye benim durmasın kimse. Şimdi Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freuden. Almanya'da değilim ama dostlar mutluyum demiş. Şöyle de bir fotoğrafı var tweet'i Deniz Yücel'in. Almanya'da değilim ama dostlarlayım diyor. Evet, burada da tişörtler, mişörtler dünyanın evet, sıcak bir köşesinde herhalde. Sıcak bir köşesinde gitmişler ya. Bir fotoğraf tişörtlerle. Yeni fotoğraf mı? Evet evet. İşte Almanya'da değilim, dostlarlayım. Bu tweet'i ne zaman atmış?
17 Şubat'ta atmış. Tahliyeden 16'da tahliye oldu değil mi? Tahliyesinden bir gün sonra atmış bu şeyi. Neyse, sonra memleketin her tarafı, şey, dünyanın her tarafı böyle soğuk değil tabii ki. Sıcak yerde vardır. Deniz tweet'i biraz önce gösterdiğim şeyde 22'sinde bugün atılmış. Yani biraz önce 14-26'da. Şimdi bu konuyu da geçelim. Bu çocuk tacizleri ve nereden çıktığını çok anlamadığımız zina konusuna girelim. Şimdi çocuk tacizleri konusu bu ülkenin şu süreçte en ciddi sıkıntılarından birisi. Yani her Allah'ın günü böyle işte düşen her haberde ya da baktığın, çevirdiğin her sayfada her gün memleketin değişik şey yerinden görüyorsun. Çocuk tacizine evet, ilişkin haber geliyor. Haber geliyor ve ciddi anlamda da bu yaralıyor. Bunun için de dedikler bir harekete, geçti. Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir açıklama yaptı Sayın Bekir Bozdağ. O açıklama da tuhaf bir açıklamaydı. Vakit kalırsa konuşuruz. Bunun dışında arka arkaya Cumhurbaşkanı grup toplantısından sonra salı gün konuştu. Konuştu. Mecliste orada soru cevap yaptı. Orada zinayı orada galiba. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı mı gündeme getirdi yoksa idamı mı getirdi Sayın Cumhurbaşkanı orada? Neyi getirdiğini bilmiyorum ama zinayı kimi getirdiğini de bilmiyorum. Bir anda böyle hani çocuk tacizlerini konuşurken, bunlara ilişkin önlemleri konuşurken bir anda bunu bulduk. Tersten daldılar. Şimdi burada zinayı falan filan savunan yok, bu başka bir şey. Ama çocuk tacizleri konusunda bir önlem alması gerekiyordu bu iktidarın. Hala bir şey yok ortada, somut bir şey yok. Efendim kimi yasakladım diyorlar, idam dediler mesela. Evet. İdam diye bir iddia var ortada. Yani giderek böyle bir karmaşık hale geldi bu iş. Ne düşünüyorsun, ne olacak? Şimdi bu... Bu arada son 3 dakikamız var. Hakikaten... Ya bir dakikada şunu bitirelim, Afrin'e geçelim. Gerçekten çok çok toplumun en derin sorunlarından birisi bu şey, çocuklara yönelik cinsel istismar. Utanç verici bir şey. Bizim toplumun en utanç verici şeylerinden birisi, yansımalarından birisi. Türkiye'nin dört bir yanından her gün böyle çocuk tacizi haberleri geliyor. Aynen. Alçakça, rezilce bir durum. Yani toplum olarak hepimizin ayıbı. Bunu bir an önce işte artık mecliste herkesin gözü önünde oluyor bu rezaletler. Maalesef hepimiz bir duyuyoruz. Mecliste işte partiler, bu parti olayı değil, bütün toplumun sorunu, otursunlar şöyle bir masa etrafında, bir komisyonda adam gibi en güzel, en hukuki, en medeni, en caydırıcı çözüm neyse, idamsa idam. Efendim şey, ağırlaştırılmış müebbetse ağırlaştırılmış müebbet, ne bileyim 10 yıl cezaysa 10 yıl ceza, neyse doğrusu onu bulsunlar, çıkarsınlar da hani bu ayıptan kurtulalım. Yani başka nedir ne? Evet, doğru. Bekliyoruz, göreceğiz. Ama bütün partiler bu konuda hemfikir yani. Yok. Bu ilgili eğitimcilerle, hukukçularla, değil mi, pedagoglarla falan oturarak bu işi çözsünler yani. Ama bu tarafla uğraşıyorum derken toplumun bir başka yaşam düzeyine, düzenine müdahale fırsatı da yaratmasın. Yaratırlarsa ne olur? Bu tür işte cinsel rezaletler, istismarlar, kadınlara yönelik şiddetler daha artar. İşte ensest ilişkiler maalesef, değil mi? O da ayrı bir ayı bu toplumun. Neyse, geçelim onu. Yani onu değil, konuyu geçelim. Sadece önlemleri bekliyoruz. Bakalım nasıl bir önlem çıkacak. Afrin. Afrin'de son bir dakikamız var. Nedir Afrin? Yani Afrin işte o hilal biçimindeki harekat devam ediyor. Hilal tamamlanmaya çalışıyor daha doğrusu. O parça parça başlamışlardı. O hilalin şimdi o açık parçaları birleştiriliyor. Bugün yine bazı köyler TSK tarafından ele geçirildi. Ama en önemlisi bu Suriye devleti tarafından ya da Suriye ordusu tarafından desteklenen güçlerin Afrin'e girdiği iddiası. Bugünün en güncel konusu, en sıcak konusu bu. Girdi mi girmedi mi hala meçhul. Bugün tekrar mı? Tekrar. Geçen gün olmuştu. Tabii önüne arkasına bomba atmıştık, füze atmıştık, kaçmışlar topçu ateşiyle bugün beraber. Tekrar kaçmışlar. Bugün tekrar mı geldiler? Bugün tekrar geldiler iddiası var. Bir başka iddia da var. O da çok ilginç bir iddia. Ama sadece iddia. Halep'te YPG kendi kontrolünde bulunan yerleri Suriye ordusuna bırakıyor, iddiayı söylüyorum. Bırakıyor, oradan Afrin'e geçiyor. Yani Afrin'de o sıkışan YPG, PYD'ye, PKK'ya destek için Halep'ten yola çıkmışlar mesela. Bu da başka bir iddia. Ama o bölgeyi
Halep'ten çıktıkları yeri de Suriye ordusuna bırakmışlar. Bu YPG-PYD'nin Suriye ile anlaştığının göstergesidir. Eğer böyle olmuşsa olay, bu durumda devam ediyorsa Afrin başka bir yere doğru evrilir. O zaman yani YPG Suriye ile anlaşarak bunu yapıyorsa Suriye Rusya'nın kontrolünde, YPG Amerika'nın kontrolünde. O zaman Türkiye'ye karşı şöyle bir cephe oluştu. Tam bir cephe. Amerika, Rusya, değil mi? Suriye YPG cephesi. Evet. Oluştu Türkiye'ye karşı. Yani. Ama böyle tuhaf bir iş. En üstteydi, gelmedi o Halep olayının, ama böyle hani ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor. Bu arada süremizin sonuna da geldik. Peki, teşekkür ediyorum Şaban Sevinç. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, bizi yalnız bırakmadınız. Yarın yine saat 16'da biz burada olacağız Haber Kritik'le. Siz de orada olursanız hayatı paylaşmaya devam edeceğiz yine.